Selamünaleyküm. Afganistan'da havaalanında halk uçağın önüne, altına, yöresine set oluşturduğu halde havalanan Amerikan uçağından bahsedeceğiz. Bunun neresinden bahsedilir? Amerikan alçaklığından bahsedilir bu sebeple. Başka bir şey bahsedilmez. İnsanlıktan bahsedilir. Bu Amerikalıların hala ahlaklı ve yüksek değer sahibi insanlar oluşunu esas alarak yapılan yorumları ancak bahsedebiliriz. Ne diyorlar? Orada tutunan insanları aşağılıyorlar. O insanlar kim? Amerika'ya 20 yıl boyunca ekmek vermiş insanlar. Buna işbirliği de diyebilirsiniz, alçaklık da diyebilirsiniz. Ama nedir? İnsanın insana güvenmesi neticesi, yani başka bir şey değil. Düşünün ki Çin'de bir Tiananmen Meydanı meselesi olayı vardı. Çin'de halk ayaklanmıştı ve Çin ordusu halkın üzerine tank sürmüştü. Tiananmen Meydanı diye bir meydanda bir delikanlı, bir Çin delikanlısı çocuk tankın önüne dikildi. Herkes kaçtı, bir tane insan da dikildi. Ve tank geldi, o adamın önünde durdu. Şimdi burada kahraman kim? Kahraman o Çinli çocuk. Ama orada bir kahraman daha var. O tankı süren çocuk. Yani Çin her ne kadar Yecüc Mecüc, Yamyam ve bunun gibi bir aklın devleti olsa da o tankı süren de bir Çinli olarak bir kahraman da o. Çünkü karşısına bir insan dikiliyor ve onu ezmek elindeyken o onu ezmiyor. Ve o askerin mantığına göre de esasında o tankın önünde dikilen insan da düşman. Hatta diyelim ki böyle dönemlerde de o tankın önünde dikilen insan aklı ortama ve topluma egemen olsa belki o tankın içindeki askeri öldürecek bir ihtimalle egemen olacak. Askerler de bunu bilir. Fakat o genç o tankın önünde dikiliyor, o tankı süren asker de o insanı ezmiyor. Dolayısıyla da bunların her ikisi de kahraman. Her ikisi de aslında ölümü göze almış kahramanlar. Başka bir olay akledin. Bizim 15 Temmuz'umuz var. 15 Temmuz'da aynen o tankın önüne dikilen insanlarımız oldular. Tek başına. Hatta tankın önüne yatan insanlarımız oldu. Ya bazı şerefsizler o insanları ezdiler. Hatta arabalarını ezdiler, o başka bir şey. Ama bir de ezmeyenler var. O tankın önüne yatan insana hürmet edip geri çekilen, tankı süren askerimiz var bizim. O asker de kahraman. Gelelim Afganistan'daki olay meselesine. Bir uçak sözde tahliye yapıyor. Kimi tahliye yapıyor? 20 yıldır orada kalan insanları tahliye yapıyor. Bu insanlar Amerikan üniforması giymiş ya da giymemiş Amerikalı ve Amerikancı insanlar. Bunları tahliye yapıyor. Ve havaalanında insanlar da gerek yani bir akla göre kaçmak isteyen insanlar diye düşünebilirsiniz ama o uçak oradan kalkmasın, gitmesin, bizim emniyetimiz olsun diye o uçakların ayaklarına sarılan insanlar da olmaları mümkün bu insanları. Ama o Amerikan alçakları, alçağı ki o uçağın pilotu işte o tankın sürücüsü gibi bir sürücü kişi ne yapıyor? O insanları eze havalanıyor. Dışarıdan talimat veren var. O manzarayı gördüğü halde yüksel diye talimat veren şeyler var. Kuleden ona kalkış izni veren ve emri veren kendi komutanları var, kendi amirleri var. Onlar uçağın içindeki insan, bilmiyorum uçağın içinde yeri gören kameralar, sistemler var mı yok mu? Ama ona var olsa bile, yok olsa bile ona komut eden insan, dışarıdan o olayı, o durumu gören insanlar var. Ve insanlar uçağın tekerlerinde, önünde, arkasında, yöresinde salkım saçak oldukları halde o uçağı havalandıran bir akıl var. Ve bu akıl dünyada medeniyeti temsil ediyor. Birleşmiş Milletler hatta NATO'nun başını temsil ediyor. Ve bu alçaklık insanlara akıl olmuş. Bunların içinde tek
kahramanlık yükleyebileceğimiz, insanlık yükleyebileceğimiz tek bir hareket yok. 20 yıldır orada yaşamışsın, biri alçak. O insanların ekmeğini yemişsin, biri alçak. 5 dakika daha kalkmasan ne olur? 5 dakika daha orada kalksan, kalsan ne olur? Hiç kalkamasan ne olur? 20 senedir seni gebertmeyenler, o 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika içinde mi gebertecekler? Biri kansız. Bunların sorgulanması lazım. Ve burada o uçağın ayaklarına tutunan insanları cahiller, hainler, şunlar bunlar diye konuşurken de aslında düşünmek lazım. Biraz da onlar gibi, onların yerine geçip düşünmek lazım. Onların yerine insan olmak lazım ki bir şekil anlayabilelim ve anlattığım zaman da bir şey söylemiş olabilelim. Buradan kalkıyorlar, o salkım saçak olmuş insanlara küfreden insanlar var. O salkım saçak olan insanları hainler diye aşağılayanlar var. Ki onlar orada evet vatan sözde vatanlarından kaçıyorlar. Kaçıyorlar ama nereden kaçıyorlar? Aslında bir propagandadan kaçıyorlar. Yani kendi halkının elinde ölmekte ölmeyi, ben şahsen kendi halkımın elinde ölmeyi, bir gavuristan'da onun bunun umudunda ölmeye yeğlerim. Kendi halkım öldürsün beni. Başkası öldüreceğine kendi halkım öldürsün. Ve nitekim bizim askerimiz ne yapıyor? Bir şeyde Afrin'de oldu. İşte şeyden gelenler ne derler, karşı saldırı, güçlü bir saldırı olunca uçak yardımı istiyorlar. Uçakta ne yapacaklar? Ne yapacak? İşte teröristleri bombalarken bizim askerimizi de bombalama ihtimali var. Ama bizim yerdeki askerimiz ne diyor? Komutanım diyor, vur diyor, bizi de vur diyor. Düş onların, o alçakların elinde ölmektense bizim kurşunumuzla ölelim diyorlar. Yani insana böyle bir şeref lazım. Ve o şeref ne insan aslında? Bunu dikkate alarak düşünmek, konuşmak lazım. Yani o salkım saçak insanlara, evet şu anda ben de bir şeyler söylüyorum ama insanların da çaresizliğini anlıyorum. Onları ne çok aşağılıyorum ki nasıl aşağılanabileceğini de söylemiş oldum. Yani kendi halkın öldürsün seni, öldüreceksen. Ne diye onu buna şey yapıyorsun, onun o şerefsizlerin uçağının şeyinde salkım saçak oluyorsun. Yani bu insana zillet olarak yeter bir şey. Ondan fazla da aşağılanamazsın zaten. O görüntüyü vermiş olmak bile bir aşağılanmak. Afganistan halkını şöyle ya da böyle görmek de hiç kimseye yakışmaz. Sonuçta insan bu ve kefelerin propagandası sadece Afganistanlı insanları etkilemiş değil, Türkiye'dekileri de etkilemiş durumda. Yani buradan Afganistan'ı aşağılayan, Afgan halkını aşağılayan insanların hepsi o propagandanın esiri insanlar. O Afganistanlılar kim neticede? Biz o Afganistanlıların buraya 1000 yıl önce gelmiş nesliyiz. Yani biz onların atalarıyız. Biz şeyiz. Biz onlardan 1000 yıl önce geldik hepsi. Aynı genetiğin insanlarıyız. Aynı soyun insanlarıyız. Orası Horasan. Horasan erenleri diyoruz. Orası Mavera-ün-Nehir. Orası yani bizim atalarımızın yurdu. Biz oraların insanlarıyız. Onlarla bizim aramızda. Biz burada doğduk. Onlar orada doğdu. Aynı genetiğin insanlarıyız. Aynı, yani hiç farkımız, şeyimiz yok. Aynı inancın insanlarıyız. Yani inancı katmasan bile aynı genetiğin insanlarıyız. Yani böyle biz o propagandaların esiri olup da nice yanlış kelimeler söylüyoruz, yanlış hareketlere girişiyoruz. Bu Afganistan'ın halkı da işte Taliban geliyor, şu geliyor, bu geliyor diyerekten kaçma derdine düşmüş olabilir. Kim bilir Taliban gözlerinde ne şekil gösterilmiştir ki bunlar hep Amerikan komutası. Yani siz Türkiye'de hanginiz bir Taliban gördünüz de ona düşmansınız? Hanginiz? Yani Taliban gördünüz mü siz hiç? Bir Taliban'la siz karşılaşsanız, yani muhtemelen 10 dakika sonra dersiniz ki bu yeryüzü meleği midir, gökyüzü meleği midir? Yani birebir insanın ilişki kurmaya kalksanız. O insana acaba melek mi, yeryüzü meleği midir yoksa gökyüzü meleği midir diye bakarsınız. Batılıya doğru gittiğimiz zaman şeytanlaşma başlıyor. Doğudan gelen insanlar da yok bu. Doğudan gelen insanlar namusun ne olduğunu bilen insanlardır.
buradan kalkıyorlar. Yok Afganistan'da kadınlar şöyleymiş, yok böyleymiş, yok şuymuş, buymuş. Yahu ya azıcık insanda vicdan olur, izan olur ya. Kendi annene, kendi bacına benzemiyor diye hangi kadın aşağılık olabilir ya? Senin bacın, senin annen başka kadına benzemiyor diye aşağılık mı ki onlar da senin anana, bacına benzemiyor diye aşağılık olsunlar ya? Yani insanların kıyafeti üzerinden insancılık taslamak hangi medeniyet aklına sığar? Hangi insan aklına sığar ya? Yani Çinliler bizim gibi mi giyiniyorlar? Çinliler bizim gibi giymiyorlar diye alçak mı oldular? İranlılar bizim gibi giymiyorlar diye alçak mı oldular? Böyle birbirine benzememekten alçaklık doğuyorsa sen de onlara benzemiyorsun ya. Sen onlara benzemiyorsan, benzemiyorsun diye ne kadar alçaksan, onlar da sana benzemedikleri için o kadar alçak. Yani benzemek, benzememek üzerinden insanlara alçaklık, yükseklik yakıştırılır mı ya? Hangi insanlığın aklına girer? Hangi insani ölçüyle böyle bir tavra insanlar girebilir ya? Ve bunu Türkiye'de yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar. Atatürkçülüğü katıp yapıyorlar. Atatürk kadar başınıza taş düşsün ya. Atatürk'ün aklının milyonda birini taşıyın, sizi biz başımızın üstünde taşıyalım. Milyonda bir aklını, milyonda bir şerefini, milyonda bir haysiyetini siz üstünüzde taşıyın, biz sizi başımızın üstünde taşıyalım. Atatürk'ü de kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Atatürk sizin hiçbirinize benzemezdi. Hiçbirinize, ne kadınınıza benzerdi ne erkeğinize benzerdi. O Afganistan'ın neresi olduğunu biliyordu. Atatürk'ün kendi sağlığında da Afganistan kadınları aynen öyleydi. Çadır giyerlerdi. Erkekleri de aynen öyleydi. Sakallıydılar. Başka türlü değillerdi. Aynıydılar. Atatürk'ün saygıp sevdiği ve ilk elçisini atadığı Afganistan. Daha Ankara hükümeti kendisini dünyada hiçbir yere tanıtmamışken Afganistan'a tanıttı kendini. İlk elçiyi oraya gönderdi Mustafa Kemal Paşa'mız. Yani onun milyonda bir, dayım emin olun milyonda bir şeklinde benzemiş olsanız bile biz sizi başımız üstünde taşırız ya. Siz ne ayaksınız ki Atatürk'e dilinize doluyorsunuz? Yani Atatürk'ün Afganistanlıyı başka türlü akıl ettiğini mi düşündünüz, düşünüyorsunuz? Afganistan'ın o günkü haliyle bugünkü hali birbirinin aynısı. Aynısı, aynı insanlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ta o zamandan nasılsa şimdi de öyle. O zaman Mustafa Kemal Paşa'nın sevip saydığı, saygı duyduğu ve Afganistan'a ilk elçi atarken güç kudret kaynağının nereden geldiğini, bildiğini kitaplarda okuduğunuz halde sanki Mustafa Kemal Afganistan'ı, yani siz kendiniz Mustafa Kemal'in ağzından Mustafa Kemalcilik taslayaraktan, Atatürkçülük taslayarak Afganistanlılara kin kusuyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Azıcık utanın ya. Azıcık utanın ya. Utanma yok ki utanasınız. Utanmayı şerefsizlik sayıyorsunuz. Utanmayı. Utanmayı şerefsizlik sayıyorsunuz. Hani şerefin de ne olduğunu bilmezsiniz. Şimdi siz onu da bilmezsiniz. Siz ona onur diyorsunuz. Ondan sonra da onur savaşçıları oluyorsunuz. Ve bununla sizin nerenize şeref yakışır ki size şeref yakıştıralım da bir şey diyelim ya. Onur savaşçıları. Ve hepiniz o onur savaşçılarısınız. Bu akılla osunuz. Atatürk'e azıcık benzeyin, biz sizi başımız üstünde taşırız, taşıyalım. Azıcık benzeyin, azıcık. Atatürk bu milletin çocuğu. Atatürk bu milletin azim ve kararıyla Atatürk. Öyle sizin niyetinizle affedersin kılıktan kılığa soktuğunuz insan değil Atatürk. Atatürk Afganistan'ın neresi olduğunu bilerek Afganistan'a elçi atayan Atatürk. Atatürk Türkiye'nin savunmasının Afganistan'dan başladığını bilen Atatürk. Afganistan bizim elimizde yoksa biz burada tehlikedeyiz diye bilen adam Atatürk. Ondan sonra kalkıyorlar. Neymiş? Onların kadınları bizim kadınımıza benzemiyor. Senin kadın da onlara benzemiyor.
Sen kimsin de bir milletin kadınına bakıyorsun? Biri alçak. Kimsin sen? Ne hakla bakıyorsun? Ya kadına bakmak zaten taciz. Sen bakıyorsun. Kadına bakmak taciz, taciz. Tecavüzcü. Ne diyeyim sana ben ki? Hiçbir